düşünüyoruz. Bu 3 aylarla alakalı meşhur bir hadis vardır. Genelde camilerde de vaazlarda da bu hadis okunur. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır şeklinde bir hadis. Hadis alimlerinin çoğunluğu bu hadisin uydurmak olduğu konusunda ittifak etmişler. Ayrıca bu aylarda yapılan ibadetlerle alakalı işte şu namazı kılana şu kadar sevap verilir, kim şu ayda şöyle istiğfar ederse şöyle ecir alır şeklindeki hadislerinin hepsinin mübalağa olduğu ve bunların da alimler tarafından tekzip edildiği belirtiliyor. Bu konuyla alakalı kaynaklarıyla birlikte bilgiler bizim web sitemizde mevcut. Kandil geceleri şeklinde, 3 aylar şeklinde aratırsanız çıkar. Şimdi bu hafta içerisinde Recep ayına girdiğimizden dolayı Regaip Kandili olacak. Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece. Yani Recep ayının ilk Cuma gecesi deniliyor. Regaip Kandili. Regaip Kandili ile alakalı da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu İslam Ansiklopedisi'nde verilen bilgileri ben şimdi size okuyacağım kısaca. Ben mi yazmışım? Maddeyi mi? Öyle Hamdi Tekeli hocam. mi? Ben yazmış değilse tamam. Bir tane yazmıştım ama ne tamam. Regaip gecesi maddesi Diyanet İşleri İslam Ansiklopedisi'nde. Özellikle tasavvufi eserlerde yer alan Hazreti Peygamber'in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Bak, asılsız olan bir olaya dayanarak bu gece Resulullah ana rahmine düşmüş. Ya bunu ki Allah'tan başka kim bilebilir ya Allah aşkına ya bu ne saçma bir şey yani. Hocam bir de tasavvufi eserlerde özellikle demesinin şu açıdan önemi var. Tasavvufun yaygın olmadığı ülkelerde zaten bu geceler bilinmiyor. Bizim Cemal Hoca ile mesela konuştuğumuzda Cemal Hoca diyor ki ben Türkiye'ye geldiğimde ilk defa bu kandillerin isimlerini duydum da isimlerini bile daha önce duymamış. Yani Cemal Hoca dediğimiz Filistinli bir arkadaşımız, bizim Habrullah yani Arapça sitesini yöneten arkadaşımız. Yani Filistin şurada işte asırlarca Osmanlıların Evet. şeyi altında kalmış, demek oraya gitmemiş bu Yani ismini kandille. bile duymamış hocam. Yani İsmini bile o bile duymamış. şaşırdı yani bunları görünce burada. Regaip gecesi ile ilgili özel ibadet ve kutlamalar. Yine Diyanet Ansiklopedisinden okuyorum. 5. yüzyılda, Hicri 5. yüzyılda, yani 11. yüzyılda miladi ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te Hicri 448'de yani miladi 1056 senesinde Bağdat'ta 480 yılında yani 1087 yılında başlanmıştır. Nasıl Yani oluyor? Kudüs'te başlanıyor ama Kudüs'te olan arkadaş bilemiyor. şöyle bir olay var. Yani noktasal olarak tarihini de biliyoruz biz. Evet. İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hazreti Peygamber, sahabe ve tabiin dönemlerinde Regaip kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlamasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resul-i Ekrem tarafından genel olarak bid'atlerin yasaklanmasının yanı sıra Cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını, bu sebeple Regaip günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapılmasının dinen sakıncalı olduğunu belirtmişlerdir. Buyur. Yani bunu da yazan Belki Diyanet şimdi İşleri. tamam ya diye belki şimdi Diyanet geçtiğimiz Cuma günü hutbede bütün Türkiye'de Regaip kandilinizi şimdiden kutlarım demedi mi? Evet. Ne oluyor?